Evet, fen bilimleri dersindeyiz. 4. sınıf fen bilimleri dersi, 5. ünite aydınlatma ve ses teknolojileri ünitesinin ünite değerlendirme sorularını yapacağız. Kitabımız MEP ders kitabı sayfa 226. Burada şöyle bir bulmaca var. Ben burayı size yakınlaştırayım ama bu bulmacayı kendinizin çözmesini tavsiye ederim. Öbür türlü size hiçbir zevk vermeyecektir. Evet diğer sayfada ne varmış bakalım. Diğer sayfada da doğru yanlışlar var. Ben bunları hızlıca yazmayla oyalanmayayım diye yazdım. Ee, şimdi okuyalım. Ee, meşale günümüzde kullanılan aydınlatma aracıdır. Yalnız meşaleyi şu anda kullanmıyoruz değil mi? Işık yayarak çevresini aydınlatan varlıklara ses kaynağı denir. Ses kaynağı değil. Işık kaynağı denirdi. Yanlış. Floresan lamba ampulden daha tasarruflu bir lambadır. Evet, doğru. Meşale kandilden son, daha sonra bulunmuştur. Hayır, yanlış. Aydınlatma teknolojileri sayesinde iş yerleri gece de üretim yapabilmektedir. Doğru. Güneşe doğrudan bakmak göz sağlığımız için çok tehlikelidir. Doğru. Aydınlatma araçlarını tasarruflu kullanmak ülke ekonomisine katkı sağlamaz sağlar değil mi yanlış ışığın yanlış yerde yanlış miktarda yanlış yönde ve yanlış zamanda kullanılmasına ışık kirliliği denir doğru göçmen kuşlar deniz kaplumbağaları mercanlar ışık kirliliğinden olumsuz etkilenmez e, etkilenmez değil etkilenir olacaktı yanlış ışık kirliliğini ışığın gökyüzüne yönelmesini engelleyerek azaltabiliriz evet alexander graham bell sesin tellerde iletimini başararak telefonu icat etmiştir doğru Plaklar üzerine kaydedilen ses fonografta dinlenebiliyordu. Evet. Megafon, mikrofon, işitme cihazı, teleskop, sesin şiddetini yükselten cihazlardır. Evet. Yüksek ses insanlarda korku, yorgunluk, kaygı gibi birçok olumsuzluğa sebep olur. Doğru. İnsanı rahatsız eden düzensiz ve yüksek şiddetli seslere ses kirliliği denir. Doğru. Motorlu taşıtların korna ve Korna ve motor sesleri ses kirliliğine sebep olmaz. Yanlış sebep olur olacaktı. Ee, üçüncü soruda da şöyle bakalım hemen üçüncü soruya. Ee, cevaplarını kutuların içinden bularak yazın demiş. Ee, şöyle yukarıya doğru kaldırarak göstereyim ben size. bir Geçmişte kullandığımız aydınlatma, aydınlatma araçlarını yazınız. Meşale, gaz lambası, mum, kandil. 2. Işık kirliliğinden etkilenen varlıkları yazınız. Karetta karetta göçmen kuşlar. 3. Doğru renkte ve özellikle seçilmiş ışık kaynağı kullanarak yapılan aydınlatmaya verilen isimdir. Uygun aydınlatma. 4. Aydınlatma teknolojilerinin gelişmesi hangi alanlardaki çalışmayı kolaylaştırmıştır? Hastaneler ve stadyum. Geçmişte kullandığımız ses teknolojilerini yazınız. Gramofon, fonograf. Ses şiddetini değiştiren araçları yazınız. Megafon, mikrofon, steteskop. 7. Rahatsız edici şiddeti yüksek her türlü varlığın çıkardığı düzensiz seslerin yaptığı etkiye verilen isim nedir? Ses kirliliğidir. Ses kirliliğinin insan üzerindeki etkilerini yazınız. Korku, kaygı. Evet, şimdi e, burada testler var. Şimdi onlara bakalım. Aşağıdaki öğrencilerden hangileri yanlış bilgi vermiştir? Yanlış olanı soruyor bize. Elif, ses kaynakları da ışık kaynakları gibi kirliliğe sebep olabilir. Evet, doğru. Zeynep, ışık ve ses kirliliği sadece insanlara zarar verir. Yanlış, hayvanlara da zarar veriyordu. Hakan, yüksek şiddetli seslerden korunmak için kulaklık kullanabiliriz. Evet, olabilir. Bize yanlış olanı soruyordu Yanlış olanı burada kim söylemiş? Zeynep. Cevabımız Denizli. 2. Aşağıdaki kutularda yer alan rahatsızlıklardan kaç tanesi gürültü sebebiyle oluşur? Ee, heyecanlanırız, korkarız, tedirgin oluruz, yorgunluk duyarız, konsantrasyonumuz bozulur, baş dönmesi yaşarız. 6 tane. Evet, 3'e geçelim. Gök bilimciler gözlem evlerini şehirden uzakta ve yüksek yerlere kurarlar. Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Şehirlerde gürültü kirliliğinin olması. Yani gürültüyle alakası yok. Şehirlerde aşırı trafik yoğunluğunun olması. Trafikle ilgili bir durum da değil gökleri izlemek. Şehirlerde aşırı ışık kirliliğinin olması. Evet gökleri gök, gözlem evlerinde yükseğe kuruyorlar değil mi? Bu yüzden ışık kirliliği çok olduğu için nüfusun fazla olmasıyla alakası yok. Dörde geçelim. Yandaki bazı ses kaynaklarının sütun grafiği verilmiştir. Bu ses kaynakları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Evet bakalım. Bu, bu kaynağın sesi 2 iken bununki 4, bununki de 1'miş. Mavi renkli ses kaynağının şiddeti azdır. Yani az ama yeşil daha az. Kırmızı renkli ses kaynağı, araba sesi, mavi renkli ses kaynağı, uçak sesi olabilir. Yani tam tersi olmasaydı gerekirdi. Uçak daha çok ses çıkarır, değil mi? Yeşil renkli ses kaynağı, matkap sesi, mavi renkli ses kaynağı, konuşma sesi olabilir demiş. E, konuşma daha az ses çıkarır, matkap daha çok ses çıkarırdı. Tam tersi olacaktı. Ses şiddeti en fazla olan ses kaynağı kırmızı renkli olandır. Evet doğru cevabımız D. Beşinci soruya bakalım. Evet. Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri ses kirliliğinin nedenlerindendir? Hızlı nüfus artışı. Evet. İş makinelerinin seslerinin artması. Evet. Trafik yoğunluğunun artması. Evet. Sanayi ve konut alanlarının yakınlaşması. Evet, e, burada hangisi oluyor? Hepsi. 6. Yukarıdakilerden hangisi aydınlatma araçlarının olumlu katkılarındandır? Olumlularını soruyor bize. Taşıtlarda gece yolculuğunun yapılabilmesi, evet, ışıklar sayesinde, değil mi? Gecede yolculuk yapabiliriz. Geceleri daha güvenli bir şekilde sokakta yürünebilmesi, evet, sokak lambaları sayesinde. Bilimsel, kültürel ve sportif faaliyetlerin gecede yapılabilmesi. Evet cevabımız Bursa. 7'ye bakalım. Göz sağlığımızı korumak için aşağıdakilerden hangisini yapmalıyız? Güneşe çıplak gözle bakmalıyız. Hayır. Yetersiz aydınlatılmış ortamlarda kitap okumalıyız. Hayır. Aşırı aydınlatılmış ortamlarda bulunmamalıyız. Evet. Televizyonu odamızın ışığını kapatarak izlemeliyiz. Böyle bir şey yok. 7 Ceyhan 8. Aşağıdakilerden hangisi ışık kirliliğinin sonuçlardan birisi değildir? Değildir demiş. Karette karettelerin üreme faaliyetlerinin etkilenmesi. Evet onlar ışıktan rahatsız oluyorlardı. Göçmen kuşlarının yönlerini bulmasının kolaylaşması. Hayır aksine zorlaşıyordu değil mi? Gök bilimcilerin gözlemlerinin olumsuz etkilenmesi. Evet ışık kirliliği yüzünden olumsuz etkileniyor. Mercanların strese girerek beyazlaşması. Evet, burada hangisi? Cevap B. 9'a geçelim. Son sorumuz. Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri ses kirliliğini karşı alınabilecek önlemlerdendir? Yol kenarlarına sesi emen paneller yapılmalıdır. Evet. Gereksiz yere korna çalınmamalıdır. Evet. Gürültülü işlerde kulaklık takılmalıdır. Evet. Hangisi o zaman? Üçü de doğru. Denizli.